Yalan mı? Ne kaya estiğin? Yalan mı bu? Aleyle. Melekşe. Ne kaya? Ne kaya? Hayır, hayır. Yalan Maleni. Bu. Maleni. Yalan söylüyorsunuz değil mi? Aleyle. Anne. Anne. Neyseceğim Cemsin. Anne. Cemsin. Maleni. Anne. Aleyle. Anne. Bebo. Bebo. Anne. Halil'e. Teşekkür Cimsi. Cimsi. Neredeydin sen? Neredeydin sen? Neredeydin? Zeynep. Halil'e. Halil'in sen anne. Halil'e. Neredeydin? Bebo. Bir eşot moksina! Bir eşot moksina! Anneciğim! Tamam. Çık dışarı! Tamam, çık, lütfen dışarı! Çık dışarı! Çık! Cemal'cim ben mi geldim? Çık dışarı! Çık! Bir eşot! Anne! 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 Sema! Heyecandan tamam. Bayıldım. Çekilin şöyle yatıralım. Çekilin! Çekilin! Anne! Merak etmeyin, bayıldı sadece. Çekilin! Anneciğim, lütfen bir şey olmasın sana. Sveçe ses reddetim ama. Ozdrav Češ. Sada sam ja uz tebe. Biraz dışarı alayım mı sizi? Canım. Kapının önündeyim. Merak etme. Artık seni bırakmam. Hiç bırakmam. Hiç bırakmayacağım seni canım annem. Canım. Oğlum. Beni bırakma. Annem benim. Bırakır mıyım? Canım. Canım. Canım bir tanem buradayım. Buradayım ben. Hiç bırakmam seni. Hiç bırakmam. Hiç. Nasıl? Vallahi biraz daha sakin. Türkçe konuşmuyor değil mi? Ana dilini unutmuş gibi. Bence nasıl korkuttularsa reddediyor. Silmeye çalışıyor kafasında. Kim yaptı bunu? Ahmet. Zeynep'in babası mı? Hı hı. Hepimize büyük bir oyun oynadı. Anneni Mithat Bey bulmuş. Bir anahtar vermişti bana Zeynep. Bostada kasa anahtarı. Bankaya gidip kasadakileri alıp otele geldim. İçinde önemli bir şey yoktu. Bazı banka defterleri, hepsini vereceğim sana. Bostada oldukça yüklü miktarda param var Halil. Ya sen annemi nasıl bulduğunu anlatıyordun, ona devam et. Hesapları inceledim. Bir tanesi Sema'ya aitti ve hesap hala faalde. Bir yolunu bulup dökümünü aldım. Doğru söylüyorsun ya, bir yolunu bulmuşsundur sen. Hesaptan hangi harcamalar yapılıyor diye dikkatle inceledim. Her ay düzenli olarak bir hastaneye para yatırılıyordu. Ayrıca Edina Muyezenovic adına da küçük miktarda düzenli paralar yatırılıyordu. Edina'yı tanırdım.
Sema'nın arkadaşıydı. Ona yakın birini bulacağım diye çok heyecanlandım. Hastaneyi buldum. Edina yıllardır bu hastanede tedavi görüyordu. Odasına gittim. Sema. Sema karşımda duruyordu. Edina Miozanın hiç Sema'ydı. Nefesim kesildi. Tedirgindi. Benden korkuyordu. Türkçe konuşmuyordu. Kayıtları inceledim. Kazadan bir süre sonra ben onu toprağa verdim zannederken, onun yasını tutarken kaçırmış Ahmet Sema'yı Bosna'ya. Bu hastaneye yatırmış. Senin öldüğünü söylemiş. Büyük bir şok tabii Sema için. Sen annen öldü biliyordun. O da seni öldü zannediyormuş bak. Acısını unutmak için geçmişi reddetmiş. Sana ait her şeyi unutmak istemiş. Konuştuğunuz dili bile. Biraz önce benimle Türkçe konuştu. Ya. Nasıl oldu? İğne yaptım az önce, uyuyor. Tamam. Annem Menekşe. Annem yaşıyormuş. Evet aşkım. Keşke daha önce gitseydik Bosna'ya. Hadi çıkalım da uyanmasın. Hadi. Doğru mu? Sema teyze yaşıyor mu? Evet. İnanmıyorum. Komiserden öğrendim, şok oldum. Sen bulup getirmişsin. Evet. Bu büyük yalanı yaşamamıza sebep olan kim onu biliyor musun? Sevgili avukatım. Sema'nın platonik hayranı Ahmet Sönmez. Yani senin baban. Yalan söylüyorsun. Baban hepimize yalan söylemiş Zeynep. Bütün hayatımızı mahvetti senin baban.